Şimdi sırada konferansımızın sponsorlarından biri var. Kurumsal sosyal sorumluluk alanında yurt içinde ve dışında pek çok ödül almış Çalık Yedaş. Peki sürdürülebilir başarının sırrı ne? Dilerseniz bize bunu Çalık Yedaş Kurumsal İletişim Kalite ve Eğitim Müdürü Sayın Banu Akdoğan ve bu alandaki danışmanlarından biri olan Sayın Serkan Tuna ile birlikte anlatsınlar. Banu Hanım, Serkan Bey. Hoş geldiniz. Çalık Yaşar'ıma, Çalık Yedaş, Yaşar'ıma teklif ediyorum Ayşe. Yaklaşık 2,5 yıllık bir yedaş olarak Çalık Yedaş'ta faaliyet gösteriyoruz. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop ve Çorum illerinde elektrik dağıtım faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Aslında kurumsal sosyal sorumluluk projelerimize de başlayalı çok yeni, yaklaşık 1,5 yıl oldu. Bu çerçevede tabii 14 tane kurumsal sosyal sorumluluk projemiz var. Bu projelerimizi nasıl oluşturduk, içerikleri nelerdir ve çıktıları nelerdir aslında bunlarla ilgili olarak çok kısa bilgi paylaşımında bulunacağız sizlerle. Türkiye'de ilk defa geniş kapsamda hayatın her alanına dokunan yani ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel alanları etki eden 14 tane sosyal sorumluluk projemizi belirledik. Tabii bu projelerimiz şeffaflık, ölçülebilirlik temelinde ve izlenebilir ve denetlenebilirlik temelinde tamamen oluşturulmuştur. Tabi bu süreçte önemli kriterlerimizden biri olan paydaş katılımını da destekledik. Paydaşlarımız olarak tabii ki çalışanlarımız, çözüm ortaklarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız bulunmaktadır. Evet. Aslında bugün sabahtan beri konuşulan herkesin prensip olarak belirlediği 3 temel prensibi de yola çıktık. Yani bunlar nedir? Öncelikle çalışanlar, her şeyden önce tüm projeleri çalışanlarla birlikte gerçekleştirmek lazım. Yukarıdan aşağıya kadar tüm çalışanları, bütün projelere dahil etmek lazım. İkincisi, yine Ali Bey'in de sunumunda çok net belirttiği gibi etki alanlarımız, kimlere dokunuyoruz ve kimler bize dokunuyor? Gerek ekonomik, gerek sosyal, gerekse çevresel anlamda kimleri etkiliyoruz ve kimlerden etkiliyoruz belirledik. Üçüncü aşamada da yine bugün çok fazla değinilmemesine rağmen önemli olduğunu düşündüğümüz konu, tüm projelerde uygulanabilirlik aşamasında ilk çalışanlarımız dışında gerek kamu, gerek belediye, üniversiteler olsun hem ulusal anlamda hem de yerel anlamda tüm paydaşları, bu projeye dokunacak kişileri projeye dahil edip içine sokup dinamik olarak çalışmasını sağladık. Öncelikle ne yaptık? Çok az gerçekleştirilen çalışmalardan birisidir. Çalık Yedaş projelere başlamadan önce tüm çalışanlarının katıldığı bir projede etki alanlarını belirledik. Mevcut durum analizini yaptık. Olmazsa olmaz durumu ortaya koyduk. Ve bunun sonucunda hem tüm gün tartışıldı, devamında da elektronik oylamayla hangi etki alanlarına ne kadar etki ettiğimiz, öncelik alanlarımızın neler olduğu gerek paydaş anlamında gerekse konular anlamında ortaya kondu. Ve bunun sonucunda da enerjimizi harekete geçiriyoruz başlığı altında 14 tane farklı proje hayata geçirdik. Tabii bu projelerimiz belirlenirken Serkan Bey'in de dediği gibi bütünsellik ve hani kapsayıcılık ilkesini benimsedik. Dolayısıyla bu projeleri ne şekilde, hangi paydaşlarla birlikte ve ne zaman gerçekleştireceğini kararlaştırdık ve 2012-2015 dönemini kapsayan haritamızı oluşturduk, KTS haritamızı oluşturduk. Ve tabii ki ekonomik, çevresel ve sosyal alanları temas eden bu projelerimiz CRI raporlama sisteminin yaklaşık bir 30 tane göstergesini kapsayacak şekilde planlanmış ve oluşturulmuştur. Haritamız. Şimdi aslında bütün projelerimizi özetleyen haritamız. Buradan sonra uygulamalarda neler olduğunu sizlere anlatacağız. Yedaş'ın etki alanında, çevresel, sosyal, ekonomik etki alanındaki biraz önce bahsettiğimiz ve sloganımız olan enerjimizi harekete geçiriyoruz kapsamı altında birçok proje var. Bu projelerde çalışanlardan çevreye, bölge halkından çevredeki KOBİ'lere, ev kadınlarından küçük işletmelere kadar birçok proje, birçok paydaşla birlikte projeler gerçekleştirildi. Bunların neler olduğunu aslında biraz bakmak lazım. Ekonomik alanda etki ettiğimiz küçük işletmelerle enerji danışmanları yetiştiriyor kapsamı altında uygulamalar gerçekleştirdik. İşin iyisi sizden, enerjisi bizden adı altında bölgedeki küçük işletmelerin
enerji ihtiyaçlarını karşılayacak projeler gerçekleştiriyoruz ve devam ediyor şu anda. Bölgesel ekonomi toplantıları gibi bunun detayına birazdan değineceğiz. Bölgede çok önemli bir hareket olarak ön plana çıkmakta. Yine birçok örneği olmasına rağmen bu bölgede yapılan çalışmalarda kadın emeği pazarı adı altında hem çevredeki birçok paydaşı da harekete geçiren kadınların yeni ürünlerini, farklı ürün eğitimleri alıp bunları online ortamda satış yapma imkanını sağlayan ve İDAŞ'ın öncülüğünde gerçekleştiren projeler gerçekleştirdik. Ayrıca yine hani sadece ekonomik çevreyle etki, ekonomik anlamda o bölgede hiç kalmayıp çevresel etki analizinde de ortaya çıktıktan sonra belirli projeler ortaya çıktı. Çok kısa tanımla bunları bahsetmek gerekirse, kültürümüzü aydınlatıyoruz, tarihimizi aydınlatıyoruz, dik kuyruğu koruyoruz ve çevremizi aydınlatıyoruz adı altında çevresel etkimizle uyumlu projeler ortaya koyduk. Yine devamında sosyal alanda etki ettiğimiz alanlarla ilgili birçok proje ortaya koyduk ve devamında gelecek projelerde var. Yine çalışanlardan tedarikçilerimize, İDAŞ'ın gençlerle ilişkisinden bölgedeki kadınlara kadar, müşterilerine kadar birçok alanda projeler hayata geçirildi. Tabii ki kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin uygulama planını tasarlarken her alana, yani ekonomik, çevresel ve sosyal alanda dengeli ve planlı olarak değinilmesi, her bölgeye, yani faaliyet bölgemizdeki, yani 5 ilimizde eşitlikçi ve özellikle yerel iletişimi gözetecek şekilde erişilmesi, tüm paydaşlara değer katacak, kalıcı etkiler bırakacak bir içerik ile ulaşılması, KSS bütçesinin en önemli şekilde her alana temas edecek şekilde kullanılması ve en önemlisi de CRA göstergelerini karşılayacak şekilde ilkeler gözetilerek oluşturulmuştur. 14 projemizin yaklaşık 7 tanesi şu anda başlatıldı ve sürdürülebilir şekilde devam etmektedir. 5 tanesinin saha çalışması devam etmektedir. Ve 4 tanesi de önümüzdeki aylarda uygulamaya başlayacak. Bu arada tüm projelerle ilgili gelişmeleri enerjihareketi.com sitesinden, portalından takip edebilirsiniz. Sizlerin ilgilendiği projelerde olabilir şimdi. İlk projemiz olan Kültürümüzü Aydınlatıyoruz projesinde proje paydaşlarımız 5 bölgedeki belediye başkanları, sanayi ve ticaret odaları, esnaf ve zanaatkarlar odalarıdır. Bu projemiz ile amacımız 5 bölgemizde artık üretimi karbonlara yüz tutmuş yerel el sanatlarının sürdürücüsü ustaların desteklenmesi projesidir. İlk aşamada 5 ustamızı, 5 bölgedeki yaptığımız araştırmalarla 5 ustamızı destekledik. Şu anda ikinci aşamada yine 5 usta daha desteklenecektir. Bu konuda Sinop'ta bıçak ustamız Cengiz Özgeleş, Çorum'da bakır ustamız Ali Keşkekçi, Amasya'da semaver ustamız Mustafa Sofu, Ordu'da ahşap oyma ustamız İhsan Gürdal, Samsun'da yumurta topuk ayakkabı ustamız Tahsin Güraç'tı. Ustalarımız desteklenmiştir. Bir yıl süreyle elektrik enerji ihtiyaçları tarafımızdan karşılanacak ama bu tabii ki sürekli olacaktı. Aynı zamanda da yine bakım onarım anlamında da bir takım desteklerimiz olmuştur. Kültürümüzü aydınlatıyoruz projesiyle ilgili olarak da yine ayrı bir web sayfamız bulunmaktadır. Burada tabii ustalarımızla ilgili olarak bir takım görsellerimiz mevcut. Evet, yine özellikle hani ulusal basından da davet ettiğimiz gazeteci arkadaşlarımız, üstadlar bu ustalarla her şeyden önce tanışmanın bile ayrı bir keyif olduğunu, bununla birlikte çok etkilendiklerini dile getirdiler ve birçok basında, birçok mecrada da konu olmuş durumda. Yine çok ilginç, bizi duygulandıran durumlardan bir tanesi, biraz önce bahsettiğimiz ustalardan İhsan Usta, İstanbul'da gerçekleştirilen konferansta konuşmacı olarak, organizasyona daha doğrusu davet edildi konuk olarak ve bir konuşma yapması istendi. Kendisi yani aynen şu şekilde 83 yaşındayım, orada ilk kez bir şirketin sanatı ve sanatçıyı desteklediğini görüyorum diye çok duygulandığını söyledi. Bu konuda çok teşekkür ettiğini dile getirdi ve bunun diğer bölgelerde de uygulandığını duyup daha da mutlu olduğunu dile getirdi. İkinci projemiz dik kuyruğu koruyoruz. Yine nesli tükenmekte olan dik kuyruğu ördeği türünün özellikle Yeşilırmak Havzası'nda yetişen ördek türünün korunması, habitat alanının iyileştirilmesine yönelik bir takım çalışmalarımız var. Bununla ilgili olarak ilkokul öğrencilerine dik kuyruk ve arkadaşları
adı altında bir takım broşürleriniz, farkındalık yaratıcı bir takım faaliyetleriniz olmuştur. Yine aynı şekilde proje ortaklarımız Orman Bakanlığı ve bölgemizdeki Orman Müdürlüğü'dür. Bununla ilgili olarak yine her ay düzenli olarak 1 milyon 700 bin müşterimiz, abonemiz diyelim daha doğrusu, onlara gönderdiğimiz faturalarda yine din kulübü arkadaşlarıyla ilgili olarak farkındalık çalışmaları, bilgilendirmeler yapmaktayız. Yine elencihareketi.com adresinde de buna ilişkin bilgilerimiz bulunmaktadır. Belki birkaç şey daha söylemek lazım. Yani bu da sonuçta bugün konularından bir tanesi. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri bir sorunu çözmek için mi vardır? Yoksa bir şeye dokunup farkındalık yaratmak için mi vardır? Bence hepsi de olabilir. Mesela bu projede de amacımız tabii ki Yedaş dik kuyruğu kurtarmıyor, neslin tükenmesini engellemiyor ama bununla ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Bununla ilgili çaba sarf ediyor. Özellikle ilk öğretimden başlayarak öğrencilerin, belki bu salonda birçok kişi bu örnek türü adını bile bilmiyor. Bununla ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Ayrıca hani etkisi o kadar genişlemeye başladı ki bölgede, şu anda ismini anımsamıyorum ama Orman Bölge Müdürlüğü'nden başka kuş türleriyle ilgili de bize destek, yani bu türün korunması ile ilgili de bilgiler, istekler gelmekte. Tabii bu projemizde de yine diğer projemizle bağlantılı olarak dik kuyruk maskotları oluşturulmuştur. Özellikle bu kadın evini destekleme projesinde bizzat ev işi yapan bayanlarımız tarafından dik kuyruklar, maskotlar üretilmiş ve binlercesi dağıtılmıştır. Kadın Emeği Pazarı diğer bir projemiz. Proje ortaklarımız ÇATOM'lar, Halk Eğitim Merkezleri, Kadın Emeği Değerlendirme Vakıflarıdır. Yine 5 bölgemizde kadın emeğini ekonomiye kazandırmak amacıyla öncelikli olarak onlara eğitimler düzenledik. Üretime yönelik eğitimler düzenledik. Bir portal oluşturduk ve bunu ilerleyen zamanlarda e-ticaret siteleriyle entegrasyonunu sağlayacağız. Şu anda 310 adet ürün yer almaktadır ve bunların satışı gerçekleşmektedir. Ve yine projenin belirliliğinin farkındalığını oluşturmak için de müşteri hizmetleri merkezlerimiz ve veznelerimizde de buna ilişkin olarak bir takım broşür ve afişlerimizi de dağıtmaktayız. Evet, KEDEV ile birlikte organize edilen bir uygulama ve proje. Hani bölge için hiç azımsanmayacak bir şey. Şu anda 200'ün üzerine çıktı tabii. 200 üzerinde kadına. Hem el işi ve el emeği ürünlerle geliştirme ile ilgili eğitimler, hem de ürünlerin sorunlarıyla ilgili eğitim verilmekte. Kadın Emeği Pazarı Portalımız. Gençler Yeni İcat Çıkartıyor. Bu projedeki proje paydaşlarımız da yine bölgemizdeki 19 Mayıs Üniversitesi ve yerel TV kanallarıdır. Buradaki amacımız üniversite öğrencilerinin enerji verimliliği konusunda endüstriyel tasarım, kısa film animasyon, grafik tasarım konusu kategorilerindeki yaratıcı projelerini destekliyoruz. Dün son günüydü. Şu ana kadar yaklaşık 27 tane projemiz geldi. Jüri tamamen üniversitedeki hocalardan ve kendi şirketimizde çalışan bu alandaki teknik personellerden oluşmaktadır. Diğer bir projemiz ise müşteri ilişkileri semineri. Neticede Çalık Yedaş çalışanları ve çözüm ortağı çalışanlarımız yaklaşık 1500 kişiye denk, 2000 küsür kişiye denk geliyor. Müşteriyle sürekli iletişim halinde olduklarından dolayı bu konuda bir farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla bir takım eğitimler düzenledik ve kendi çalışanlarımız gönüllülük esasıyla bu eğitimleri gerçekleştirmektedir. Periyodik olarak da devam ediyor. Evet. Diğer bir projemizde enerjimizi verimli kullanalım. İlk aşamada hedef kitle olarak ev hanımlarını, enerji verimli kullanmak adına ev hanımlarını ve ilkokul çağındaki öğrencileri hedef aldık. Bugüne kadar yaklaşık 750 ev hanımına enerji verimli kullanılma ilişkin kendi çalışanlarımızla eğitimler düzenlendi. Şu anda saha çalışması devam eden ve başlayacak olan projelerimizden hani kısaca bahsetmek istiyoruz. Enerjimizi doğru kullanıyorum projesi. Yine projedeki paydaşlarımız 5 bölgedeki Milli Eğitim Müdürlükleri ve öğretmenlerdir. Bu projeyle amacımız ilk öğretim öğrencilerinin bireysel enerjilerinin verimli ve planlı kullanmaları konusunda eğitmektir. Bu projeyle hedeflerimiz ise özellikle 2013 yılında 26.872 ilk öğretim öğrencisini bireysel enerjisinin yanı sıra enerji kaynaklarının doğru kullanımına yönelik bir takım eğitimler ve bilgilendirme notlarını paylaşmak. İşin iyisi sizden, enerjisi bizden.
proje ortakları, 5 bölgemizdeki belediyeler, esnaf ve sanatkar odaları ve yerel medyadır. Bu projedeki hedefimiz ise bölgede her alanda çalışmalarının nitelikli ve başarılı biçimde sürdürülen küçük işletmelerin ödüllendirilmesidir. Proje sonucuyla ilgili olarak da özellikle yerel belediyeler ve işbirliği yapılan yerel yöreye ait ürünler festivallerinde yarışma konseptiyle bu ürünler sergilenecektir. Evet, bölge festivallerinde seslenecek esnaflar üzerine bir yarışma gerçekleştirilecek ve temel amaç burada küçük işletmelerin korunması ve devamlılığın sağlanabilmesi aslında. Ve birinci olanlara da 6 aylık enerjileri, elektrik enerjileri YEDAŞ tarafından karşılanacak. Bölgesel ekonomi toplantıları ki bunu Eylül ayı itibariyle başlayacağız. Yine 5 bölgemizde olacaktır. Sanayi ve ticaret odaları, belediye başkanlıkları, kalkınma ajansları ve üniversiteler. Buradaki amacımız ise COBİ seviyesindeki firmaların YEDAŞ'ın kendi kurumsal ve kredi anlamındaki 100 konseptiyle birlikte bölgedeki şirketlerin gelişimlerine yönelik sürdürülebilir bir büyümeyi desteklemeye yönelik bir takım eğitimler ve konferanslar olacaktır. Aslında bölge için YEDAŞ lider firmalardan bir tanesi olduğu için kalkınma kriterleri adına kriter oluşturup bölgedeki sürekli firmaların yıllık takibini yapıp kendi aralarında rekabeti de sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir proje aslında. Tarihimizi aydınlatıyoruz projemizde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversiteler ve yerel yönetimler bizim proje ortaklarımızdır. Bu projeyle amacımız bölgemizdeki tarihi mekanların sembolik olarak aydınlatılması ve desteklenmesine olanak sağlamaktır. Neticede baktığımızda bölgemizdeki kazı çalışmaları devam etmekte olan, arkeolojik alanlarda belirlenecek olan bir yörenin yerel kazı alanında 3 yıllık aydınlatma ihtiyacını karşılayacağız. Bunlar da şu anda belirlenmek üzere, belirlenmiş durumda. Diğer bir projemiz Enerji Tiyatrosu. Bölge şehir tiyatroları, tiyatro sanatçıları, yerel yönetimler ve şirket çalışanlarımız projenin paydaşlarını oluşturmaktadır. Projenin amacı ise çalışanlarımız tarafından sergilenen mini oyunlarla çocukları enerji konusunda bilgilendirmektir. Aslında burada paydaş, yani hedef kitle çocuklar olmakla birlikte çalışanların katılımı sağlanan bir organizasyon. Önümüzdeki yıl içerisinde bu sene başlayacak provalarla enerji verimliliği ve enerji hareket düzeyi konseptiyle gerçekleşecek 40-45 dakikalık bir oyunu ilk öğretim okullarında sergilemek olacak çocuk oyunu şeklinde. Çevremizi aydınlatıyoruz projemizin paydaşları yine Kültür ve Turizm Bakanlıkları, Anıtlar Yüksek Kurulu, üniversiteye ilgili bölümleri, yerel yönetimler ve meslek örgütleridir. Proje amacımız milli parkların sembolik olarak yine aydınlatılması ve tanıtıma destek verilmesidir. Türkiye genelinde 34 milli park bulunmakta ve bunların sadece Karadeniz bölgesinde 4 tanesi mevcuttur. Bu noktada gerek çalışma kurulları noktasında bir takım desteklerimiz olacaktır. Enerji danışmanları yetiştiriyor projemizde ise 19 Mayıs Üniversitesi, Öğrenci Kulüpleri ve Yerel Yönetimler projeye paydaşlarımızdır. Amacımız ise bölgede enerji konusunda yeni mesleklerin tanıtılmasına öncelik etmektir. Enerji Tırı, Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, İTÜ Enerji Enstitüsü, Bilim Müzesi, Okul Yönetimleri, Yerel Yönetimler ve Yerel Medya proje ortaklarımızdır. Amacımız ise tüketicilerin enerji ve elektrik konusunda bilgi seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalar da bulunmaktır. Bunda yine kendi çalışanlarımız paydaş olarak yer alacaktır. 2014 yılı içerisinde hayata geçecek bir proje. Kısaca 14 projemizden size bahsettik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız varsa eğer alabiliriz. Herkes yoruldu artık, soru geldi. Evet. Mola öncesi. Çalışan bir enerji üretimi var tahmin ediyorum. Yok. Yani, yok. Sadece dağıtım. Peki, peki yaptığınız projeler, hani taktığınız ürünün aslında bedelsiz verilmesi özelinde biraz bir şey geldi bana. Hani muhtelik yerlere barter gibi baktım. Yani yanlış anladıysam düzeltin ama elektriği ücretsiz vererek bir takım sosyal faydalar yaratmaya çalışıyorsunuz. Doğru mu? Yani tam olarak doğru değil söylediğiniz şey. Ben şöyle açıklayayım projelerin amaçlarıyla ilgili. YEDAŞ bir enerji firması, elektrik dağıtı firması olduğu için
Zaten birebir uygulamış şey etki etti alan enerjiyle ilgili, elektrikle ilgili konular. Ama hani burada öne çıkan şeyler onların enerjisini karşılamak olabilir ama burada birçok önemli faaliyet gerçekleştiriyor. Kültürümüzü anlatıyoruz da bu ustalar, örnek vermek için söylüyorum. Çok kısa geçtik, yani sonu da geldiği için. Ustalarımızın atölyeleri yenileniyor. Sadece bu enerjiyle ilgili değil. Çok eski, yani yıllanmış atölyeleri yenileniyor. Onlara yeni üretim tarzlarıyla ilgili, yani gelişmelerle ilgili bilgiler veriliyor. Ve mesleğin devamlılığını sağlayıcı bazı uygulamalara, etkinliklere katılması sağlanıyor. Sembolik olarak da, bu tabii ki sembolik bir şey, enerjisini bir sene, elektriğini bir sene karşılamak da bu etkinliğin içerisinde parça, yani sembolik olduğu için bunların planını çıkarıyoruz. Veya kadın emeği pazarıyla ilgili, mesela orada bir, hani sizin söylediğinizin tamamen dışında bir proje. Yarışın öncelikli etki alanlarından bir tanesi ev kadınları, bölgedeki yerel halk kadınlar ve bunların gelişimiyle ilgili süreç. Ya daha önceki yaptığımız mevcut durumlarımızda ortaya çıkan sonuçlarda bu bölgede kadınlara dokunmak gerektiğini gördük. Bu sonuca vardık. Ve onların ekonomi içerisine kazandırmaya yönelik bir çalışma mesela orada. Yani gördüğünüz kısımlar hızlı geçtiğimiz için sadece sembolik öğeler. Bunun dışında hani diğer 14 projede bunları şu anda sayabiliriz. Teşekkür ederiz. Banu Hanım ve Serkan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Biraz soluklanmaya ne dersiniz? 10 dakika verebilir miyim? Serkan Bey için.